Dolu dolu bir ayı daha geride bıraktık ve bir kez daha geçtiğimiz ayda çıkmış olan ve gözünüzden kaçmış olma ihtimali olan oyunlarla ilgili konuşmak için karşınıza çıkıyorum. Hepinize merhabalar. Ben Orhun Kayalp. Nisan ayı içerisinde pek çok oyun erken erişime de girdi ya da tam sürme çıkanlar vesaireler de vardı. Bu oyunları her zaman takip etmek mümkün olmadığı için biliyorsunuz her ay sonunda bir önceki ayda çıkan ve gözünüzden kaçmış olma ihtimali olan ama gözünüzden kaçmaması gereken kaliteye de sahip olan oyunlarla ilgili konuşuyoruz. Biliyorsunuz yeni gelenler için böyle özetlemiş olayım. Hemen oyunlarla alakalı konuşmaya başlayacağım. Çünkü biliyorum ki oyunlar için buradasınız. Ama ondan önce bu videomun destekçisi olan Monster Notebook'a teşekkür etmeyi unutmayalım. Ve yanımda gördüğünüz bu canavarın da Monster Notebook'un 14. nesil Intel işlemcileri kullanan ilk ürünü olduğunu da ekleyelim. Tam ismiyle 14. nesil Intel Raptor Lake Refresh Core i9 14900HX işlemciyle güçlendirilmiş olan Toolbar T6 ve 1.2 hem oyun oynarken hem de profesyonel işlerde render olurken her işinizi görebilecek bir performansa sahip. 8 performans, 16 verimlilik çekirdeği ve 32 iş parçacığı sayesinde en yüksek performansa ulaşarak son derece verimli biçimde çalışma ve oyun deneyimi sunuyor. Ayrıca sahip olduğu MUX ya da MUX switch desteği sayesinde de ekran kartının gücünü de sonuna kadar kullanıyor. Cihazda bulunan ekran kartının RTX 4080 olduğu da düşünülürse bir laptoptan bekleyebileceğiniz en yüksek performansa Tulpar T6 V1.2 ile ulaşabiliyorsunuz. Adının da hakkını veriyor, tam bir canavar. 165 Hz yenileme hızına sahip 2.5K ekran paneline, 64 GB'a kadar yükseltilebilen DDR5 RAM desteğine ve 2 adet Gen4 SSD portuna sahip olduğunu da eklemeden geçmeyelim. Bunların yanında Monster Notebook'un ömür boyu bakım garantisi hizmeti de şahane. Her 6 ayda bir ücretsiz olarak cihazınızın her türlü temizliği ve termal macun yenilemesi yapılarak cihazınızı uzun yıllar kullanmanız için destek veriliyor. Bir daha Monster Notebook ekibinde bu videoma destek olduğu için teşekkür ederim. Ama hadi gelin şimdi gözünüzden kaçmış olma ihtimali olan oyunlarla alakalı konuşmaya başlayalım. Harold Halibut'la hemen başlamak istiyorum arkadaşlar. Oyun direktörü Harold Halibut'un bir Türk. da köndeki bir oyun geliştirme stüdyosunun içerisinde geliştirilen bir oyun. Oyun çok uzun süredir geliştirme aşamasındaydı. İlk gördüğümüz andan itibaren böyle görselliğiyle de sanat tasarımıyla e, ilgimizi çeken bir oyundu. Bir de eski ekol, macera oyunlarını andıran hikaye odaklı sinematik bir anlatımı olan bir oyun olarak hani karşımıza çıkmıştı. Buna odaklanan bir oyun. Kendisi epey ilginç bir hikayesi de var diye de eklemekte yarar var. E, Türkçe dil desteği de bulunuyor tabii bu kadar hikaye odaklı olan bir oyun için bu da bir avantaj. Nisan ayı içerisinde çıkan en ilginç oyunlardan bir tanesiydi. Kendisi gözünüzden kaçmasın bu sebeple. Manor Lords hemen devam etmek istiyorum. Bu da çok uzun süredir beklenen oyunlardan bir tanesiydi ve erken erişim oyunu olarak artık oyuncularla buluştu. Orta çağda bir kasaba inşa ediyoruz ve yönetiyoruz. Şu bölgelerle bir takım diplomatik ilişkilere de girdiğimiz oluyor. Bazen savaşlar vesaire falan da çıkabiliyor. Oyun her ne kadar temelde şehir yapma ve geliştirme üzerine olsa da yine böyle işte savaş mekanikleri, diplomasi mekanikleriyle biraz daha zenginleştirilmiş de diyebileceğimiz yapıda. Erken ölçümde olduğu için bazı hataları ve hala tamamlanmamış olan bazı mekanikleri falan var ama bu haliyle bile oynarken bayağı başında vakit geçirmenize sebep olabiliyor. Steam'de istek listesine eklenme konusunda rekorlar kıran ve bayağı da beklenen bir oyundu. İlk izlenim itibariyle insanlar da bayağı olumlu yorumlarda da bulunmuşlar. Bu tür sevenler için istek listesine atılacak bir diğer oyun kendisi. Bakşat Roulette çok acayip bir oyun. Bildiğiniz Rus Roulette'da oynuyorsunuz ama işin içerisinde farklı mekanikler falan da girmiş. İşte rakibinizi kelepçelemek, işte sıra geçirmek vesaire falan gibi durumlar da var. Kuru sıkı mermi doldurmak falan gibi seçenekler falan da var. Görselliği itibariyle tüyleri diken diken eden bir yapısı da var. Zaten temanın kendisi de çok karanlık bir tema gördüğünüz üzere. Ama bir yandan da acayip eğlenceli bir oyun olmuş. Hatta şöyle oyun aslında single player bir oyun ama yapılan yorumların %90'ı bunun multiplayer'ın lazım falan e, şeklinde. Olmuş ki %90 yapacaklardır da. Tam söyleme çıkıp oyuncularla yeni buluşmuş olsa da bu ay... ...zaten bir süredir yayıncılar vesaireler arasında oynana oynana bayağı popüler hale gelmiş... ...ve kendinden de söz ettirmiş bir oyundu. Göz atmanızı tavsiye ederim. Tales of Kenzara Zao açıkçası benim demosunu deneyip bayağı etkilendiğim oyunlardan bir tanesiydi. Çünkü ortalamanın üzerinde bir Metroidvania oyunu olarak gözüküyordu. Hikayesi Afrika efsanelerinden de beslenen bir oyun. Olduğu için hani kültürel olarak böyle ekstradan merakınızı cezbedebilecek bir yapıya da sahip. Kombatı da bayağı keyifliydi. En azından benim oynadığım demosunda tecrübe ettiğim kadarıyla bayağı eğlenceliydi. Gitgide böyle kendi çapında güzel, hikayesini de anlatan, keyifli bir oynanışa da sahip olan bir oyundu Tales of Kenzara. Bu arada çok iyi Metroidvania oyunları oynadık. Onlara kıyasla birazcık daha ortalamanın üzeri diyebileceğimiz yapıda olduğunu da söylemek değer var. Yani çok böyle bir başyapıt gibi de beklemeyin. Ama Metroidvania türünü sevenlerin içinde gözden kaçmamız gereken bir oyun. No Rest for the Wicked erken ölçüme giren bir diğer oyun yapan stüdyo Moon Studios yani Ori serisini yapan da firmaydı ve tür olarak onlardan daha farklı, daha böyle soğuz diğer bir yapısı olan aksiyon rol yapma oyunu tarzıyla dikkatimizi çeken bir oyundu. İlk başta böyle optimizasyon problemlerinden ötürü böyle bir sallantılı çıkmış olsa da hızlıca fixlerle bir nebze olsun onu bir düzelttiler. Hala da ufak tefek problemler var ama erken erişim aşamasında olan bir oyun için çok da garip olmayacak e, seviyeye getirdiler yine bu problemleri. Temelde sahip olduğu hikayesi ve oynanışıyla da bayağı ilgi çekici, bayağı kaliteli gözüken bir oyun. İşin içerisinde sinematik katsinler vesaireler falan da girmiş. İlgi çeken bir dünyası da var. Hani aynı zamanda hikaye anlatımı da fena değil. Dolayısıyla gözünüzden kaçması gereken bir oyun olmuş. Northstar'da bir Moon Studios. Bu zamana kadar yaptıklarından farklı bir oyun yaparak Aslında iyi bir sınav daha verdi diyebiliriz Çünkü hani Ori'ler çok iyi oyunlardı Ama bu hakikaten daha farklı bir oyun bu da hiç fena olmamış gözüküyor. Radwood çok sevilen bir oyun stüdyosu olan ...Client Entertainment'ın en yeni oyunu. Bunun daha bir Steam Next Fest döneminde demosunu beraber denemiştik. Ben de Let's Play kanalıma bir video yapmıştım. Bununla alakalı bayağı tatlı gözüken bir roguelite oyun. Gözükmesinin dışında oynanışı da bayağı tatlı olan bir hani e, roguelite oyun. İşin içerisinde kendi üstümüzde kurma mekanikleri vesaireler de eklenmiş durumda. Roguelite oyunlarda birazcık daha Cult of the Lamb'da beraber görmeye başladığımız türden hani bir yapısı da bulunuyor yani. Henüz erken erişimde olduğu için böyle çok uzun süreler, saatler harcayarak bakmadım tabii ki ben de. Çünkü hakikaten roguelite oyunları erken erişimde oynamak her zaman daha bir e, better oluyor. Yani her oyun aslında er, erken erişimde oynamak biraz riskli. Çünkü çok değişiyor oyun falan filan ama roguelite oyunlarda daha da çok değişebiliyor. Çok temelden şeyler değişebiliyor. O yüzden çok uzun süreler harcamadım. Ama yapım kalitesi burada bahsetmeye her türlü hak ediyordu. Swarm Grinder Türkiye'den geliştirilen bir oyun. Bir süredir erken erişimdeydi. Şimdi tam sürüme çıktı. Ve hani açıkçası ben ben yine erken erişimde oynayıp hani bir takım eleştirilerde de bulunmuştum. Oynayan herkesin söylediği şeyleri söylemiştim aslında bakarsanız. Az içeriği var falan diyorduk. Ama hem 1.0 versiyonunda gelene kadar çıkarttık update'lerle hem de 1.0 ile beraber gelen update ile güncellemesiyle birlikte en büyük dezavantajı olan içerik mevzusunu bayağı çözmüş duruyorlar. İşin içerisinde boss savaşları, yeni ekipmanlar, yeni seçenekler vesaireler falan eklenmiş ve hani her ne kadar ilk etapta Vampire Survivor benzeri bir oyun olarak ortaya çıkıp kendini hani farklı bir yere koymaya çalışan bir oyunmuş gibi gözükse de bu yakıt mekaniğiyle vesaireyle ki hani olumlu yanlarından bir tanesi buydu. Şu an geldiği konum itibariyle hani hala daha Vampire Survivor benzeri bir oyun ama işin içerisinde daha böyle aksiyon e, Bullet Hell diye dediğimiz mermi cehennemi e, diye bileceğimiz bir yapıya da olmasıyla kendi evrimini tamamlamış. O şekilde 1.0 versiyonuna çıkmış. Ben bayağı keyif aldım. Zamanında Vampire Survivor ve Brotato'dan da inanılmaz keyif almış bir insan olarak sırada Swarm Grinder'a da bayağı bir sağlam girişmek varmış gibi gözüküyor. Çünkü gerçekten bu tarz tonla oyunun yapıldığı şu dönemde kendine has bir takım şeylerle aynı türü yorumlamış gibi de duruyor. The Last Spell Dwarves of Runenberg DLC'sinden kısaca bahsedeceğim arkadaşlar. The Last Spell oyunu açıkçası benim gözümde underrated kalan oyunlardan olduğu için her fırsatta bahsediyorum. Şimdi bir de Dwarves of Runenberg DLC'si çıkmış durumda. Oyundaki içerik iyice artmış oluyor tabi bu DLC ile de beraber. Siz ola ki DLC'yi mi oynayacağım, ana oyunu bile oynamadım diyenlerdenseniz DLC'den evvel zaten ana oyunu bakın. Dediğim gibi fırsat bulmuşken bir kere daha öveyim diye The Last Spell'i buraya eklemiş oldum. Yani bilmeyenler için de kabaca kendi üstünüze dalga dalga saldıran düşmanlara karşı savunduğunuz sıra tabanlı taktiksel bir strateji oyunu. Epey güzel bir hani lore falan da var. Şimdi çok uzatmak istemediğim için ayrıca özetleyemiyorum ama teması için gayet güzel bir RPG. Öyle çok güzel yedirmişler. Çok çeşitli build'lar yaparak hani ekibinizi kurduğunuzda epey yaratıcı yöntemlerle biliyorsunuz hani üstünüzü vesaireyi. Karşınıza çıkan bölümler de açıkçası baya sizin yaratıcılığınızı test eden ve epey de zorlayan bir challenge haline de gelen bir oyun The Last Spell. Göz atmanızı tavsiye ederim. Eğer oyun oynadıysanız da The Worlds of Runenberg'le de daha fazla seçenekli, daha fazla içerikli bir hale geliyor Mini Shoot Adventures özellikle Bullet Hell Tarzı oyunları seven çift analogla Oynanan hani işte Twin Stick Shooter denen Türdeki oyunlardan hoşlananlardansanız Göz atmaz gereken oyunlardan biri Metroidvania yapısı da var işin içerisinde Tabii ki RPG öğeleri vesaireler de işin içerisinde Tekrardan da giriyor yani bu tür itibariyle Bu tarz oyunlar hep birden fazla türle Dirsek teması içerisinde olduğu için bunların her birini kullanıyorlar Hiç de fena da gözükmüyor bu yapısıyla Ayrıca oyunun kendisi de görsel olarak da çok tatlı ee, Gözüküyor hatta ve hatta hani Bullet Hell tarzı oyunlarda bazen böyle inanılmaz kaosa dönüşür ortam ve gözünüz hiçbir şeyi seçmez falan ya. Görsel tasarım sayesinde bu birazcık çözülmüş de bir durumda. Hani yine kaos oluyor falan ama gözünüz etraftaki tehlikeleri seçmekte çok da zorlanmıyor falan gibi diyebileceğim böyle hani hem bir yandan basit hem bir yandan renkli hem de estetik gözüken bir yapısı var. Minish Adventure'da bu sebeple burada yerini aldı. Biomorph'da bir diğer e, Metroidvania türündeki oyun görselliği itibariyle birazcık hani Hollow Knight'ı falan da bir andırdığı için bir nebze olsun Silk Song'u bekleyenlere alternatif olabilecek bir oyun ama dediğim gibi hani alternatif alternatif olabilecek bir oyun ancak. Çok inanılmaz derecede Hollow Knight kalitesi de beklemeyin. Açıkçası zaten Hollow Knight'ın çektiği çıta o kadar yüksek ki hani hangi oyundan Hollow Knight benzeri bir tecrübe bekleseniz biraz haksızlık olabilir. Biomorph'tan da böyle bir şey beklemek haksızlık olur ama kendi çapında gayet kaliteli, güzel, keyifli aksiyona sahiptir. bir Metroidvania oyun. Görselliğiyle de dediğim gibi çok güzel çizimleriyle vesaireyle hani gözünüze de edecektir. Bakmanızı tavsiye ederim. Infection Free erken ölçüme giren oyunlardan bir diğeri. Bu oyunu ilk duyduğumuzdan beri ilgi çeken yanı neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Dünya üzerinde Google Map üzerinden bir yer seçiyordunuz ve dünya üzerinde istediğiniz yere kuruluyordunuz. Orada işte aldığı uydu görüntülerinden hani çıkarttığı bir harita üzerinde oynayabiliyordunuz. Benim hayalim de açıkçası Şarköy'de oynamaktı falan. Bu sistemi çok kötü çalışmıyor ama çok süper de çalışmıyor. Oyunun kendisi de açıkçası biraz da erken ölçümde olmasının getirdiği sebep sebeplerle dört birazcık hamda duruyor şu anda. Ama kesinlikle ilk gördüğümüzde bize hissettirdiği potansiyelini hala taşıyor. Bu potansiyelle erişip erişmeyeceğini artık erken erişimde çıktığında göreceğiz. O ayrı mevzu ama dünya üzerinden herhangi bir yeri seçip zombilere karşı savunduğunuz bir kale haline getirmek hani ilginizi çekiyorsa Infection Free bir göz atmanızı tavsiye ederim. İlginç bir yapısı var. Spirit City Lo-Fi Sessions'dan bir bahsetmek istiyorum ama bundan aslında böyle çok da oyunmuş gibi bahsetmemekte yarar var. Çünkü yaptığı şey aslında oyun olmaktan ziyade insanlara odaklanmak için yardımcı olan bir araç. Bundan neyi kastediyorum? Ya zaten ismini anlayabileceğiniz üzere. Yani Spirit City Lo-Fi Sessions diye geçiyor. Youtube'da falan böyle Lo-Fi videolar falan da vardır. Böyle klasik ders çalışan kız, arkada Lo-Fi müzikler falan temasının üzerine giden bir oyun. Yani oyun dediğime bakmayın. Program aslında bakarsanız bu. Oyunlaştırılmış yanları da var. Şöyle oyunlaştırılmış yanları var. İşte kendi kendi to do listlerinizi falan yapıyorsunuz. Yapılacaklar listenizi yapıyorsunuz. Ya da işte böyle Pomodoro tarzı çalışma teknikleri falan var ya. Onun timer'ını, da içinde yine bulunduruyor. Kendi odanızı kendiniz diziyorsunuz, ediyorsunuz falan. Böyle yanları falan var. Ama temelde bir yerde bir şey yaparken, bir yandan bir şeyler yaparken, test çözerken ya da çalışırken vesaire. Yanda açık olacak ve sizin yaptığınız şeyleri takip etmenize yardımcı olacak. Aynı zamanda da böyle hani low fiber playlist peşinde ben koşmayayım. O kendi içerisinde bu tarz müzikler barındırsın ve arkada otomatik çalsın dediğiniz takdirde bu probleminizi çözebilecek olan bir oyun. Ya geldiğimiz dünya çok acayip. Yemek yerken bir şey izlemiyorsak yiyemiyoruz falan gibi bir dünya var ya. Çalışırken arkada böyle bir şeyler yoksa, yanda bir şeyler açık değilse çalışamıyoruz gibi bir dünyada falan var ya. İşte bu bana çok garip geliyor olsa da Spirit City bu garipliği fark etmiş ve çözmek için bir araç olarak karşımıza çıkmış. Yani göz atın. Gerçekten odaklanmakla ilgili problemler çekiyorsanız belki sizin için bir çözüm olabilir. Hani Spirit City Lo-Fi Sessions. Belki olmayabilir bu arada. Yani bunu size reçeteymiş gibi yazmıyorum açıkçası. Sadece oyun bunu vaat diyor. Pek çok insan da kullanmış ve yorumlara da olumlu biçimde geri dönmüş. Hakikaten yardımcı oldu bana vesaire falan diye. Dolayısıyla belki bir probleminizi çözer diye buraya eklemiş oldum. Ve Spirit City ile beraber de arkadaşlar listemizin sonuna geldik. Nisan ayı da baya dolu dolu bir oyun e, ayı olmuş. Pek çok beklenen oyun erken erişime en azından girmiş. Onun tam sonra çıkanlardan vesaireden de falan bahsettim. Hiç fena bir ay olmamış şöyle geri dönüp baktığımız zaman. Her zaman olduğu gibi benim gözümden kaçmış olan bir şeyler varsa lütfen onları da yorumlarda bende paylaşmayı unutmayın. Ve videoyu da beğenerek destek olmayı lütfen unutmayın. Bu noktada video videoma da destek oldukları için Monster Notebook'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Ama şimdilik benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.